kutudan çıktı mı bir pro. Kas baba kas kas kupa, kupa kas, kas kupa show. Spike'ıma daldılar, üstüne ulti attılar, kafadan tek vurdular, öldü benim spike'ım. Spike'ım of spike'ım. Abi ben 4 gündür video atmıyormuşum lan. Hemen çekiyorum hemen. Adamın şarkısı yüzünden video çekmeyi yine unutuyordum ya. Vallahi 4 gündür video atmamışım. Bari şimdi atayım arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte efsane bir FIFA Mobile K-Telet bölümüyle karşınızdayım. Bugün gerçekten çok güzel şeyler yapacağız sizlerle birlikte. Efsane de görevlerimiz var. Hadi arkadaşlar o zaman lafı fazla uzatmadan hemen görevlerimizi yapmaya başlayalım işte arkadaşlar. Normal bildiğiniz K-Telet görevleri, en sevdiğiniz video serisi zaten. Yani like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bunları artık bu seride istememe de gerek yok. Bu arada Lazali'nin videosunu da iyi butonuna koyalım. Trend 1'de arkadaşlar. Yani belki böyle bir bizim sayemizde bir dakika daha fazla trendde kalmasını falan sağlarız. Emek vermiş. İzleyin yani iyi butonu. Hiç bana mesaj da yazmadı zaten. Çok konuşmuyoruz da ama güzel bir şarkı yaptığı için trend 1'e de çıkmış. Oradan siz de tıklayıp izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Her neyse. K-Telet 3.45 bin like paket aç. Artı 75 gelmezse Sanchez'i hızlı sat demiş. 3 tane 45 bin like, 45 bin like yazmış bu arada. Bak like. Orada bir bilinçaltı mesajı vermiş size arkadaşlar. Like atmayı unutmayın her neyse. 3'te 45 binlik paket aç. Artı 75 gelmezse Sanchez'i hızlı sat. Abi bir şey söyleyeceğim. Videodan önce ben şu görevleri niye hiç düşünmüyorum. Bu görev gerçekten çok zor ya. Bu arada sizin bir göreviniz var arkadaşlar. Ben bunu görevi çıkarsa eğer yapacağım. Hani sizler de lütfen görevlerinizi yapın lütfen. 3 tane 45 binlik paket açacağım. Artı 75 bir oyuncu çıkması lazım. Onda bir şansı var arkadaşlar. O yüzden hani birazcık zor. Ama... Vallahi zor yani, gerçekten zor. İki tane daha açalım bakalım. Bu arada arkadaşlar görüşemiyorduk, bayağıdır video atmıyorum. Ben yayın yapıyorum ama yayınlara da gelmiyorsunuz bu ara. Duyurmuyorum da zaten, çok da önemli. Hani duyuracağım. Güzel şeyler yapacağız yayınlarda arkadaşlar. Bu arada güzel çekilişlerimiz olacak derken 76'lık oyuncu çıktı. Onda bir şans arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. 75 artı çıkma şansı gördüğünüz gibi %11, yani onda bir gibi bir şey. 10 pakette bir ortalamada çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi çıkmış oldu arkadaşlar. Bir paket daha açalım. 3 tane paket aç demiş arkadaşlar. 3. paketimizi de açalım bakalım. Bakalım 3. paketten ne geliyor? Bence güzel bir şey gelir arkadaşlar. Çünkü ben hissediyorum. Gerçekten hissediyorum. Bum. Ve bak 2 tane. Oha. Onda bir ihtimal şey 3'te 2 çıktı. Keşke. Lan like atın işte bak. Ben bu kadar çıkardım. 2 tane 75 üstü çıkardım. İkinci görev arkadaşlar, bir tek sizin bu göreviniz var. Vallahi videonun sonuna kadar bundan sonra rahatça izlersiniz ama herkes abone olsun, herkes like atsın. Ben ikisini de yaptım demiş. Arkadaşlar bu da sizin göreviniz. Kaç tane görev var? Bir tane de size görev veriyorum şu videolarda. Abone olun ve like atın. Siz yorumlarda böyle bir yorum yazmasın. Zaten bunu göreve bile koymayacağım ama. Ama böyle yorumlar geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herkes abone olsun, herkes like atsın. Bu videoya sizlerden 5000 beğeni bekliyorum. Hemen tam ekranı kapatıp like atmayı unutmayın. Bu da sizin göreviniz arkadaşlar. Bakın ben bütün görevlerimi yapıyorum. Sizler de oyun bozanlık yapmayın, sizler de görevleri yapın ki daha fazla K-Telet videosu çekebileyim. Bu arada görevler de yazmayı unutmayın yorumlara K-Telet hashtag ile. Sen Şende Akıllı şey yazmış. Benden sana iyilik, 45 binlik paket aç, artı 76 çıkarsa bir görev yapma demiş. Yani arkadaşlar bir tane 45 bin coins paket açacağım. Eğer artı 76 oyuncu çıkarsa, yani 76 veya daha fazla bir oyuncu çıkarsa, bir sonraki görevlerden en zor olanı yapmayacağım. Yani kendime göre, kafama göre. Böyle bir görev vermiş. Gerçekten mantıklı iyilik yapmış. Çok teşekkür ediyorum Şende Akılıç'a. Haydi bakalım hemen 45 bin coinslik bir paket daha açıyoruz. Sadece 45 bin coinslik paket açarak bir video yapmış olduk şu anda. Gerçekten garip. Her neyse açtım bakalım. 76 çıkmalı. İlk oyuncu 52. Olsen, Drasevic ve 70. Yani maalesef. Maalesef 76 artı oyuncu çıkmadı. Yani görev yapmama şansımız kalmadı. Görev yapacağız arkadaşlar. Yani bu da bizi üzer tabii ki. Yani görevden bir tane görevden şey. Çünkü sonralara çok zor görevler koydum arkadaşlar. Hani onlardan birinden fire verseydik en azından içim rahatlardı ama maalesef veremeyeceğim. Her neyse hemen bir sonraki göreve geçelim. Gözün kapalı kadroları karıştır. Yani kadronu karıştır demek istemiş. Karşı atak oyuna yenilirsen 90 artı oyuncu hızlı sat. Oha, gözüm kapalı kadromu karıştıracağım. Vallahi bayağı karıştıracağım arkadaşlar. Hiç şey yapmayacağım. Bu arada arkadaşlar bakın, coins'im yok diye boostlarımı yükseltemiyorum. Bir sürü boost yükseldi. 6 tane boost varmış bende bu arada. Her neyse gözüm kapatıyorum. Kadromu karıştırıyorum. Sonra karşı hataya giriyorum. Kaybedersem 90 artı oyuncu hızı satıyorum. Vallahi sıkıntı. Hadi bakalım. İnşallah karışıyordur bu arada. Mouse'un nerede olduğunu hiç bilmiyorum. İlk olarak galiba Fabian'dan başladık. İnşallah karışmıştır. 111 gene düşmüş arkadaşlar. Cavani sağ kanata geçmiş. Salah santrafora geçmiş. Sanchez'le Bernardo Silva'nın yeri değişmiş.
Defanslarda hiçbir karışıklık olmamış ama gerçekten arkadaşlar ben en az 10 kere falan böyle bir çektim. Yani bütün oyuncuların karışma ihtimali bile var. Bu arada kaleci de orta sahaya falan koyulmuyor biliyorsunuz bu oyunda arkadaşlar. O yüzden kaleci zaten karışamaz. Böyle oldu. 111 yen yine 120 kim ya bu arada. Hadi bakalım 111 yen takımımızla maçı kazanabilecek miyiz? Eğer kazanamazsak arkadaşlar 90 artı oyuncuya goodbye motherfucker diyeceğiz ve gidecek elimizden. Bu arada niye efsane klasmanındayım bunu soracak olursanız bir ara oyunda sorun vardı ve maalesef arkadaşlar düştüm canlı yayında oynaya oynaya giremedim. Oyuna giriyorum atıyor, oyuna giriyorum atıyor. Onu çıkarız abi, çıkarız, onda sıkıntı yok. Hadi bakalım şimdi rakibimiz kaç, bu arada yüksek olmasın lütfen. Valla şeydeyiz zaten. Oh, 109 rating, yine zorlama ihtimali var arkadaşlar ama yine de içim rahatladı çünkü bizden daha düşük. Yani bu ne demek oluyor? İyi oynarsak maçı alabiliriz arkadaşlar. Bu maçı iyi oynarsak bizde. Hadi bakalım. Silva. Çok iyi. Çok iyi Bernardo Silva. Evet. Evet. Çok güzel hareket ve çok güzel bir şut aslında ama nasıl gol olmaz ya? Biliyorsunuz arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum ama artık bilgisayara alıştım. Hani bilgisayardan oynuyorum diye kötü oynuyorum diye triplere girmeyeceğim. Ama yani lütfen artık daha güzel fırsatlar falan gelebilir mi hatta? Yani bu ne abi? 30 saniye bu arada maçı kazanamaz. Aa, kazanmam lazım. Bir dakika. Hayır abi çok kötü fırsatlar geliyor. İki rating yükseğim ben adamdan. Güzel fırsatların gelmesi lazım ya. Arkadaş bu nasıl fırsatlar ya? Abi kaleciye bak. Kim bu kaleci? Nasıl tutuyor bu topları ya? Cavani ile ben kimlere gol atıyorum? Gol yemeyen kaleciye bak. Arkadaş yeter artık hadi ya. Heh, tamam şöyle goller atarak ben bu maçı döndürürüm şimdi. Hadi lütfen Fabian sen iyi adamsın. Abi bir şey diyeyim mi? Çok kötü oynuyorum. 90 artı oyuncu satmak istemiyorum. Bir de hani kendime yüksek bir rakibe yenilsem okey. O da değil yani. Çok kötü fırsatlar abi. Bunlar nasıl fırsatlar ya? Daha yeni müthiş fırsat geldi. Allah Allah onu da atamıyorum ki. Onu da atamıyorum. Müthiş fırsatı da atamıyorum ve fırsatlar gerçekten çok zor geliyor arkadaşlar. Hani anlamsız bir şekilde zor geliyor. Beraberliği yakaladık. Bir de müthiş verdi üstüne. Güzel oldu bu. Sanchez aferin sana. Hadi abi adama da müthiş verdi. Bunu atman lazım Casemiro. Aferin sana abi. Ha tamam. Evet işte bu. İşte bu be. Aldık arkadaşlar. Ama çok heyecanlı bir maç oldu. Son anda çevirdim. Korktum yemin ediyorum. Ne biçim oynadım ya? Çok kötü mü oynadım? Fırsatlar mı kötü geldi bilmiyorum ama birazcık böyle antrenmansızım. İlk defa girdim bugün bu arada FIFA Mobile'de bir maça. O yüzden böyle oldu muhtemelen. Çünkü ilk olarak video çekiyorum günde. Video çekmeyi de unuttum yani. Kaç gündür video atmıyoruz. Garip şu an video çekerken kendimi garip de hissediyorum. Her neyse bakalım. Eğer 3 retro paketinden bir up çıkmazsa 92 artı oyuncu hızlı sat. İzleyiciler abone olup like atsınlar da yazmış yanında. Yani arkadaşlar bu görevde herkes istiyor. Yani bütün herkes abone olup like atmanızı istiyor. Lütfen siz de abone olup like atar mısınız? 92 artı oyuncu hızlı satacağız. Bir up çıkmazsa ki abi 3 paketten bir up çıkmama ihtimali şimdi yok yani artık çıksın bir up. O kadar paket açacağız yani zaten up hariç bir şey çıkacaksa hiç açmayalım daha iyi. O kadar cevherleri harcayacağım. Valla bayağı bir cevher harcayacağım gereksiz yere. Görev için harcıyoruz ama yani gereksiz demeyelim ama çıkmadı valla. Lütfen çıkar mısın? Bir tane up çıkar mısın abi? 2 paket kaldı bir tane up çıkması lazım lütfen. Bak rica ediyorum. Up ver. Evet işte bu arkadaşlar. Up'ı çıkardığım için daha fazla açmayacağım. Hani zaten görevi yapmayacağım olacak. O yüzden yani zaten görev ceza challenge bu. Görev challenge değil direkt. Bu görev ceza challenge olduğu için hani direkt görev olsa mesela sadece görev yazılmış olsa olur. Ama arkadaşlar bu arada caterlet görevlerinin genellikle görev ceza olsun. Yani bu şekilde paket aç bir şey olmazsa bir şey olmasın. Maça gir bir şey yapamazsan bir şey olsun tarzında görevler bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Mesela direkt mesela bu da öyle. 45K oyuncu paketten 5 kere aç. 78 genlik oyuncu çıkmazsa herhalde artı 78 demek istemiş ama bakarız. Retro yıldızı 90 artı genlik oyuncu al. Pazardan gözüm kapalı. Ha 78 ve üstü bir oyuncu çıkmazsa arkadaşlar 5 tane paketten ki zor. Kolay değil yani çıkmaz büyük ihtimalle. Pazardan 90 artı retro oyuncusu gözümüz kapalı paket alacağız. Oyuncu alacağız bakalım neler olacak. Hep birlikte görelim. İlk olarak 72 çıktı arkadaşlar hızlı hızlı açalım. Son 4 paket kaldı bakalım bu 4 paketten neler çıkartacağız. Umarım güzel şeyler çıkartabiliriz. Bu arada up çıkması gerçekten güzel oldu paketten az önce. Giuliano be! İşte bu abi işte bu elit çıkardık. Oğlum çok şanslı mı açıyorum yoksa herkese mi böyle çıkıyor? 3 tane daha açalım bakalım. Belki tam 78 çıkar içimiz rahatlar ama arkadaşlar artık hani bence gözüm kapalı bir şey almam artık gerek kalmamıştır ya değil mi? Yani 70, 81 elit çıkardık yani o kadar. Hiç %3 şans. %3 şans arkadaşlar.
Hani 78 çıkmazsa demiş ama 78 artı demek istemiştir. İstersen kardeşim yorumlara yaz bu arada. Hani tam olarak ne demek istediğini bir sonraki bölümde görevi de yaparız. Şey demiş çünkü Muhammed Emin Celal yazmış yorumu bu arada. Onun yorumunu yorumlardan bulup beğenirseniz ben de görmüş olurum arkadaşlar yorum yaparsa. 2 tane 75 artı çıktı bir de bu paketten arkadaşlar. Artık zaten hani artık ben hiçbir şey yapmayayım yani. Daha ne yapayım ben daha? Ben daha ne yapayım? Saçım da arkadaşlar bu arada birazcık kötü, kusura bakmayın. Her neyse hemen arkadaşlar bir diğer görevimiz. İlk 11'e 5 tane altın oyuncu koy. 101 genin altına düşerse 100 gen oyuncu 2 milyona sat. İlk 11'e 5 tane altın oyuncu koyacağım. 101 genin altına düşerse 100 gen oyuncuyu hızlı sat. 2 milyona mı satacağım? 2 milyona satacağım. 5 tane altın koyuyorsak abi ilk olarak buraya bir altın koyalım. Oğlum vallahi bak. Vallahi bir şey diyeyim mi? Düşer ha. Düşer. E abi ne yapacağız? E bu düşer. Altın altın. Oo ama abi ben bulurum. Ben bulurum. Yüksek altın oyuncu alırım eğer olmazsa. Eğer olmazsa yüksek bir altın oyuncu alırız. Sıkıntı yok. Şuraya da bir koyalım abi. 77 artı 11. Güzel bu. Bu iyiymiş. 108 oldu arkadaşlar. Bu arada ben korkmaya başladım birazcık. Şimdiden geçmiş olsunlarınızı buraya koymayalım. Tamam dur bir dakika bir saniye. Buraya bakalım. Buraya da çok koymam taraftar değilim arkadaşlar. Nereye koyacağımı hiç bilemiyorum şu anda. Gerçekten garip durumlardayız. 106 gene düştü arkadaşlar. Son bir oyuncu daha koyacağım. Umarım düşmez arkadaşlar çok fazla. Ve 102 gen oldu. İşte budur be. Abi gerçekten. Abi aşırı korktum. Yemin ediyorum 101'in altına inseydik. Bir dakika 5 tane koydum değil mi? Evet tamam. Oh. Oğlum bu kadar sınırda görev mi yapılır? Yemin ediyorum korktum. İçim içimden çıkıyordu ya. Bu ne oğlum? Düşseydi çünkü 100 gen oyuncu 2 milyon. 100 gen oyuncu 4 milyon. 2 milyon zarar edecektik yani. Bir de Casemiro'm gidecekti üstüne yani. Bas bakalım. Abi 5 gözün kapalı gümüş oyuncu al demiş. 5 tane gözüm kapalı gümüş oyuncu alalım. Alalım. 5 tane gözümüz kapalı gümüş oyuncu. Gümüş yapalım abi buradan programı. Arkadaşlar bu arada dışarıdan böyle faytonlar falan geçiyor. İnadına videoya denk getiriyorlar ve inadına yüksek sesle geçiyor. Buraları kırpmak falan istemiyorum. O yüzden size şu açıklamasını yapayım bari. 5 tane gözüm kapalı gümüş oyuncu alacağım. Valla birinciyi seçtim abi. Valla bu şey ananı su... Oğlum bunların fiyatları niye bu kadar pahalı? Allah belanızı vermesin ya. Neyse dur. Oha abi bu ne? Bu nasıl görev ya? Bir de cezası da hani görev ceza da değil. Direkt görev abi. 21 bin tamam güzel bu. 2 tane de alacağım arkadaşlar. Yani zararın dibine vurdum bu arada. Geçmiş olsun arkadaşlar şimdiden. 21 bin bir tane daha ve son bir tane de arkadaşlar alıyorum. Bunlar bekliyor yazıyor arkadaşlar. Bunları bir geçelim. Ve yenileyim ben bir. Gözümü kapattım okey çevirdim. Bir tane daha geldim. Bu da 10 bin tamam. En ucuz bu en azından. Abi 100 binlik adam girdi yani. Allah kahretsin gözüm kapalı alırken battım yemin ediyorum. Bu nedir ya? Yemin ediyorum battık anasını satayım. Kaç milyon coins'le girmiştim. Neredeyse 2 milyon coins'le girdim. 1 milyon kaldı neyse. Nurhan Çakmak da ev soyu video olmuş abi. Ellerine sağlık yazmış. Teşekkür ediyorum kardeşim. İnşallah bu video için aynı şeyi düşünüyorsunuzdur arkadaşlar hepiniz. Aynı şeyi düşünüyorsanız video hala like atmadıysanız yani tam ekranı kapatıp like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açın ki aramıza katılın. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve arkadaşlar bye bye.